Taksitli ödeme planı nasıl tanımlanır ve nasıl takip edilir? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama alanına geldiğimizde ödeme planları yazarak ödeme planları ekranını görüntüleriz. Ödeme planları listesinde yeni bir ödeme planı tanımlaması gerçekleştirmek için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Ödeme planı tanımlama ekranında firmamız pasif olarak gelmektedir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş sağlayarak tanımlamalarımızı yapmamız gerekmektedir. Ödeme planı sekmesinde bulunan kodu bilgisi liste ekranından sıralı olarak gelecektir. Kod bilgisinde dilersek değişiklik sağlayabiliriz. UBL ödeme kodu olarak tanımlayacağımız ödeme kodunda seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. Açıklama alanından tanımlayacak olduğumuz ödeme planına ait açıklama bilgisi ekleriz. Ödeme planına ait dövizi belirleriz. Ardından ödeme planında kullanılacak indirim ve masraf bulunuyor ise oransal olarak yazmamız gerekmektedir. Tanımlayacağımız ödeme planının hızlı satışta gösterilmesini istiyorsak ilgili alanda işaretleme sağlamamız gerekmektedir. Mobilde göster, restoranda göster seçenekleriyle ilgili alanlarda ödeme planının gözükmesini sağlayabiliriz. Restoranlarda kullanılabilen ödeme planlarında default değer tanımlaması yapabiliriz. Böylece mağaza satış ekranında belirlemiş olduğumuz değer default olarak gelmektedir. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif olarak gelmektedir. Sistemde üzerinde hareket bulunan kayıtların silinmemesi mümkün olmadığından durumunu pasif olarak değiştirerek liste ekranında yer almamasını sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemde bulunan kullanıcılar arasında sınırlandırma sağlayabiliriz. Tanımlayacağımız ödeme planına ait bir fiyat grubu bulunuyor ise liste ekranından ilgili seçimleri gerçekleştirebiliriz. Özel kod, özel kod 2 tanımlamaları ile raporlarda ayrıştırma kolaylığı sağlayabiliriz. Tanımlayacağımız ödeme planına ait bir indirim kartı bulunuyor ise ilgili alandan liste ekranını görüntüleyerek ilgili bilginin seçilmesini sağlayabiliriz. Ödemeler alanına geldiğimizde ödeme tipi olarak tanımlayacağımız ödeme planını seçmemiz gerekmektedir. Tutar formülü alanına geldiğimizde tutar formülü giriş sekmesinde bulunan ilgili formülü girmemiz gerekmektedir. Genel fiş tutarını ifade eden G formülünü tutar formülü alanına ekleriz. Tarih formülü giriş sekmesinde görüntüleyeceğimiz listenin sol tarafında hesaplanacak tarih bilgisini görüntülerken sağ tarafta formül değerini görüntüleriz. Tanımlayacağımız ödeme planında fiş tarihinde işlemin yapılacağından dolayı gün alanına artı sıfır değerini yazmamız gerekmektedir. Tanımlayacağımız ödeme planı 6 taksitten oluştuğu için satırda diğer taksitleri de eklememiz gerekmektedir. Satırları eklemeden önce tutar formülü alanında satırın bir taksit olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Satırda çoğaltma işlemini klavyemizden Shift Enter ile gerçekleştirebiliriz. Ödeme tipi olarak taksit bilgisini seçeriz. Ardından tutar formülü olarak genel fiş tutarı ve 6 taksit bilgisini ekleriz. İkinci satır, taksitin ikinci ayında gerçekleştirileceği için ay kolonuna artı bir değerini ekleriz. Satırda çoğaltma işlemini klavyemizden yapabileceğimiz gibi aşağıdaki panelden diğer seçeneği altında bulunan satır çoğalt seçeneği ile de gerçekleştirebiliriz. Açılan pencereye kaç tane daha satır ekleneceği bilgisini girerek tamam dememiz durumunda sistem tarafından geri kalan taksitler oluşturulacaktır. Tanımlama işlemini tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden kaydederiz. Eklemiş olduğumuz ödeme planı liste ekranında yer alacaktır. Örnek olarak bir fatura girişi sağlayalım. Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak fatura listesi ekranını görüntüleriz. Fatura listesi ekranında aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile perakende satış türünde bir fatura girişi sağlarız. Fatura giriş ekranında cari hesap bilgileri altında bulunan hesap kodu alanından F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. İlgili cariyi işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Kalemler alanına geldiğimizde kodu alanından F1 ile stok malzeme listesini görüntüleriz.
İlgili ürünü satırdan işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Ürüne ait miktar bilgisi ve birim fiyatını ekleriz. Ardından cari hesap bilgileri alanında bulunan ödeme planları listesini F1 ile görüntüleriz. Eklemiş olduğumuz ödeme planını satırdan işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile ödeme detayları ekranını görüntüleriz. Taksit ile yapılacak ödemeler listesinde her ay ödenecek taksit miktarını görüntüleyebiliriz. Ekranımızın sağ tarafında tutar ve taksitlerle ödenecek olan tutar bilgisi yer almaktadır. Farklı bir ödeme yöntemi kullanmak istiyorsak ekranımızın altında bulunan farklı ödeme alanından farklı bir ödeme yöntemi seçimi gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile ödeme işlemini kaydederiz. Eklemiş olduğumuz fatura, fatura listesi ekranında yer alacaktır. Taksitli işlemlerimizde taksit listesinden de gerekli kontrolleri sağlayabiliriz. Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama alanına taksit yazmamız durumunda taksit listesi ekranını görüntüleriz. Düzenlemiş olduğumuz faturaya istinaden bulunan taksitler liste ekranında yer alacaktır. Henüz ödeme işlemi gerçekleştirilmemiş taksitler durum bilgisi ödenecek olarak gözükmektedir. Aşağıdaki panelden tahsil et özdeş seçeneği ile ilgili işlemi gerçekleştirebiliriz. İşlemimizi tamamlayıp kaydet dememiz durumunda yapmış olduğumuz ödeme ödenen kolonunda gözükecektir ve kalan bilgisi sıfırlanacaktır. Diğer taksitlere ait bilgiler kalan kolonunda görüntülenebilecektir. Ödemiş olduğumuz taksite istinaden durum bilgisi ödendi olarak güncellenecektir.